Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Havza'da AK Parti Samsun Gençlik Kolları'nın düzenlediği etkinlikte gençlerle buluştu. Samsun'da yapımı yeni tamamlanan 2000 kapasiteli yurdunda bulunduğu Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtlarını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Birlikte yemek yedi. Bakan Çağatay Kılıç, Ladik ilçesinde de muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıç, burada yaptığı konuşmada seçime 3 gün kaldığını anımsatarak bütün vatandaşlara sandık başına gitme çağrısı yaptı. 1 Kasım Demokrasi Bayramı'nda buluşacağımıza inanıyorum dedi. Bakan Çağatay Kılıç, bazı medya organlarında kendisiyle ilgili çıkan iddiaları hatırlattığı konuşmasında mahkeme kararıyla tekzip edilmiş haberlerin ısrarla yayınlanmaya devam ettiğine dikkat çekerek şöyle dedi. Bizim gönderdiğimiz tekzipler kabul edilmiyor. Hem ilkili yayın yapacağız, yalan yayın yapmayacağız diyorsunuz, hem de böyle yapıyorsunuz. Tekzibi yayınlamak istemeyen gazete mahkeme kararıyla tekzibi yayınlamak zorunda kaldı. Bu çok az rastlanır bir örnektir. Mahkeme o gazetelere yaptığınız haber yanlış, doğru değil, bunun doğru olmadığını yayınlamak zorundasınız diyor. Bazı televizyon kanalları mahkeme kararına tekzibe rağmen hala bunu yayınlıyor. Bunun hesabını mahkemede verirsiniz. Dürüst olun, açık açık gerçekleri konuşun.